Merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türk alfabesi. Türk alfabesi 29 harften oluşuyor. Şimdi biz bunların okunuşlarını öğreneceğiz hep birlikte. Aynı zamanda siz, ben okurken siz de tekrar ediniz. A. A. B. B. C. C. Ç. Ç. D. D. E. E. F. F. G. G. Yumuşak G. Yumuşak G. H. H. I. 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 J. 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 No, again. J. J. No. Dilini alt dişlerine değdir. Böyle J. And then J. Sonra geri çek. J. J. Les dije que mi pronunciación es terrible. J. Okay. O zaman şunu söyle. Jandarma. Jandarma. No. Jandarma. Jandarma. J. 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 K. K. L. L. M. M. N. N. O. O. P. P. R. R. S. S. Ş. Ş. T. T. U. U. Ü. Ü. V. V. Y. Y. Z. Z. Evet, güzel. Buydu yani. 29 harf okundu. Şimdi ikinci dersimize geçeceğiz. İkinci dersimiz tanışmayla alakalı. Yani ilk böyle birbirimizi gördüğümüz zaman ilk diyeceğimiz sözler, kısa bir şekilde de onu anlatalım. Evet, devam ediyoruz. İlk cümle merhaba. Merhaba significa hola. Günaydın. Günaydın significa buenos días. İyi geceler. İyi geceler significa buenas noches. Nasılsınız? Nasılsınız? ¿Cómo están? İyiyim. İyiyim. Nasılsınız? Çoğul değil mi? Çoğul. Nasılsınız? Evet. Yani çoğul. Çoğul. İki, üç kişi. Ama daha da kibar olmak için biz bazen böyle nasılsınız diyoruz. Ha, okay. Nasılsınız? Nasılsınız? Es la manera educada, se le podría decir, para preguntarle a alguien cómo está. En español decimos cómo está, pero también se puede usar en plural. Choul significa plural, entonces nasılsınız puede ser plural o para referirse a alguien con respeto. Ben çok iyi değilim. Ben çok iyi değilim. No estoy muy bien. İsmin nedir? İsmin nedir? ¿Cuál es tu nombre? Benim adım. Benim adım. Mi nombre es. Mesela. Mesela benim adım Gülafer. Por ejemplo, mi nombre es Gülafer. Benim adım Gülafer. O benim adım Griselda. Mi nombre es Griselda. Tanıştığımıza memnun oldum. Difícil. Biraz zor. Tanıştığımıza memnun oldum. Yoksa sadece memnun oldum, değil mi? Yani memnun oldum da tabii. Böyle de olur ama tanıştığımıza da işte hani kız, kibara kaçıyor. Tanıştığımıza memnun oldum. Por lo regular se dice la frase larga porque es con más respeto, pero si es alguien así de su edad o no sé, pueden decir nada más memnun oldum, que es la manera corta de
Mucho gusto. ¿Significa mucho gusto o es un gusto conocerle? Neredensiniz? Hemen parantezim. Nerelisiniz? Bu da olur. Nerelisiniz? Nerelisiniz? Significa de dónde eres? Cevap olarak mesela ben Türkiyeliyim. Y como respuesta uno dice ben Türkiyeliyim, que significa soy de Turquía. En nuestro caso, los que somos de México, decimos ben Mexicaliyim. Soy de México. Kaç yaşındasın? Kaç yaşındasın? ¿Qué edad tienes? Ben 30 yaşındayım. 31 yaşındayım. Ben 30 yaşındayım. Significa yo tengo 30 años. Ben anlamıyorum. Ben anlamıyorum. Significa no entiendo. Bunu tekrar edebilir misin? Bunu tekrar edebilir misin? O de la manera con respeto misiniz, değil mi? Yani bunu tekrar kibar. Edebilir misiniz? Daha kibar. Kibar. Uh-huh. Y significa puede repetirlo de nuevo. Güle güle. Güle güle, que se usa como adiós o hasta luego. Bu ne demek? Bu ne demek? ¿Esto qué significa? Algo que ustedes no entiendan cuando estén conociendo a la persona, pueden decir bu ne demek. ¿Qué significa? Benim adım Gülafer. Benim adım Gülafer. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Ben İstanbul'da yaşıyorum. ¿Qué significa? Vivo en Estambul. Bugünlük bu kadar. Artık bir dahaki dersimizde tekrar bekliyoruz. Ya bu akşamlık bu kadar. Görüşürüz. Saludos para. Herkese selamlar. Okay. Gracias. Wow.